Şimdi ekonomiye geçelim. Bunu ben size söyleyeyim. Bakın, Emil Zola'nın Gerçek diye bir kitabı var. Okuyun. Nasıl böyle bir tespit yaptığımı görürsünüz siz de. Değerlendirin. Katılmıyorsanız belki Bakan Kirişçi de okur. Bilmiyorum. Ekonomiye geçiyoruz şimdi. Ekonomide faiz indirildi. Beklenen de bir şeydi. Fakat bu faiz indirimi sonrasında bir 100 bas puan daha indirildi geçen aydan sonra. 21 Aralık 2021'deki tarihi zirvesini de geçti dolar. Şimdi bir tartışma var. Muhalefet hazinenin, vatandaşın kaybettiğini söylüyor. Ama bir yandan da bir inat sürüyor. Ben ekonomistim inadı. Bugün bu 19'dan 12'ye düşürmüş olan faiz bankalara Merkez Bankası'nın borç verdiği faizdir. Tam da bu nedenle bankacılık sistemi son bir yıl içerisinde karlarını %400, %500 arttırmış durumda. Bu bir soygun düzenidir. Soygun nasıl oluyor? Benim özel bankam var. Geliyorum Merkez Bankası'na. Ali Bey, para istiyorum. Faiz ne? 13'tü, şimdi 12'ye düştü. Ah, sana 100 milyon TL. Aldım Merkez Bankası'nda. Sevda Hanım bana geldi. Ev alacağım, kredi ver. Faiz %28. 12'den aldım, 28'e sattım. Bununla da eşkıyalık, başka bir şey değil. Merkez Bankası politika faizini %13'ten %12'ye indirdi. Muhalefet faiz kararına soygun düzeni diyerek ses yükseltirken faiz kararının ardından dolar da 18 lira 41 kuruşla tarihi seviyesini gördü. Faizi düşüreceğim diye bir politika ortaya atacaksınız. %19 olan enflasyon %80'e çıkmış. 8 lira olan kur 18.37'ye çıkmış, hem de kur korumalı mevduat sistemine rağmen. Ve siz bunu başarı olarak göreceksiniz. Yerimde duramıyorum, kıpır kıpırım. Ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar, biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? 21 Aralık'ta açıklanan kur korumalı mevduat sistemiyle dolardaki sert düşüşe bakan bile inanmamıştı. Dolar sabit tutulacaktı ama son faiz indiriminden sonra dolar kuru 21 Aralık 2021'deki seviyesini de geçti. 18.41 seviyelerini gördü. Kur korumalı mevduat sistemi doları tutamadı. Bugün itibariyle ödenmiş olan miktar 160 milyar lirayı geçti. Vadesi gelmemiş olan kur korumalı mevduatları da koyduğumuz zaman 230-240 milyar lira düzeyinde bu ülkenin kaynakları 300-500 bin tane zengine aktarıldı. Şimdi bu vahşi servet transferi yapılmış olmasına rağmen, yani 128 milyar doların üzerine bir 70 milyar dolar daha satılmış olmasına rağmen toplam arka kapıdan döviz satışları 200 milyar doları buldu. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. İngiltere faizleri arttırıyor, Amerika faizleri arttırıyor, İsviçre faizleri arttırıyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı diyor ki enflasyon en büyük halk düşmanıdır. Bütün dünya Mersin'e giderken tersine gidip böyle ağır bir maliyeti vatandaşın üzerine yıkanlara cahil demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Bir yanda Türk lirasındaki tarihi değer kaybı, diğer yanda Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı. 23 Eylül 2021'de başladı banka faiz indirimine. O gün %19 olan faiz bir yıl sonra bugün %12 ama faizle birlikte düşecek denilen enflasyon %80'in üzerinde. Akaryakıtın litresi 6 lirayken bundan bir sene önce bugün 23, 24, 25 liralara kadar gelmişse bir siyaset bile isteye ülkesini, vatandaşlarını, milletini bu kadar yoksullaştırır mı? Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Erdoğan, sen bu milleti özel bankalara, saraya, tefecilere ve faiz baronlarına maraba yaptın ya. Nasıl bir kafadır bu ya? İsyan ediyoruz, hakikaten sinirleniyorum. Merkez Bankası'nın faiz indirimi, kur korumalı mevduat modeli, iktidarın ekonomi tezleri muhalefeti konuşturdu.